Okullara, eğitimlere gidiyoruz. Eğitime gittiğimizde her türlü bilgileri çocuklara aktarmaya çalışıyoruz. Eğitim çok önemli. Yani biz bilinçlendirdiğimiz zaman bu davranışı değiştirebiliyoruz. Son günlerde yaşadığımız birçok şey aslında toplumsal bir yüzleşmeyi de beraberinde getirdi. Bir takım fikirler var, bir de yapılan işler var. Yani farklı belediyelerde, İstanbul'da, evet. İzmir'de falan böyle depozito sistemi henüz daha bakanlık onaylı olmadı. Olmadı. Ama yani yine kendimizde daha küçük küçük, hatta startuplar şeklinde yapanlar var. Bizim tabii kendi adımıza hazırladığımız buna benzer projeler var. Bunlarla ilgili yani bizim ne yapabiliriz? Birlikte. Evet, atıklarla ilgili müdürlük olarak dün zaten kompostla ilgili, evet, emekle ilgili bir toplantı yapıldı. Projelerimizin en azından altyapısı oluşturuluyor. Bodrum gibi bir dünya turizm kentinde yazın denize girmiyorsunuz, geri geliyor. Evet, o sıcaklarda. O ilişkilerinizi, misafirlerinizi ağırlamıyorsunuz ama sokağa çıkıp topluma örnek olmak. 100 kişiden bir kişiyi değiştirsek. Kesinlikle katılıyorum. Bazen böyle şeyleri küçümseyen, ya aman kardeşim dünyayı sen mi kurtaracaksın diyen. Gene kirecek diyen bir anlayış. Ama biz onlara inandığımız doğruları, çevreye karşı olan sorumluluklarımızı, bizden sonraki nesile karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmek adına devam edeceğiz. Okulumda geldiğimizde görüşmek üzere. İkili toplama sistemi var. Yani biri geri dönüştürülebilir atık olarak, biri geri dönüştürülemeyen atık olarak. Evimiz. Değil mi? Yani hepimizin akşam gittiği bir ev var ama aslında hepimizin evi düğün.